Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Adjektive mit los. Los olumsuzluğunu gerektiren sıfatlar arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım sıfatlarla. Humorvoll, esprili demek arkadaşlar. Voll neydi? Dolu demekti. Dolayısıyla espri dolu, bol esprili, eğlenceli insanlar için kullanacağımız humorvoll, esprili diyebiliriz. Bakın burada esprili olmayan derken humorlos, burada ne yapmış oluyorum? Bunu olumsuzlamış oluyorum. Dolayısıyla esprili derken humorvoll, esprili olmayan için de humorlos demiş oluruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar gefühlvoll, duygulu, duygu dolu da diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Gefühlvoll demek ki duygulu, duygu dolu diyebiliriz. Duygusuz diyecek olursak arkadaşlar gefühllos. Bakın burada ne oluyor demek ki? Los sona gitmiş oluyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar sinnvoll, mantıklı gibi. Evet, mantıklı diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Sinnvoll mantıklı demek. Mantıksız derken arkadaşlar sinnlos. Demek ki sinnvoll mantıklı, sinnlos mantıksız demekmiş. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Akabinde örnek cümlelerle de pekiştirmiş olalım. Humorvoll, humorvoll, humorlos, humorlos. Gefühlvoll, gefühlvoll, gefühllos, gefühllos. Sinnvoll, sinnvoll, sinnlos, sinnlos. İlk örneğimize baktığımızda arkadaşlar burada Die Menschen in der Stadt sind humorvoll cümlesini görüyoruz. Öncelikle anlamlandıralım arkadaşlar. Die Menschen insanlar demek arkadaşlar. In der Stadt şehirde. In der Stadt, Stadt'ın artikeli arkadaşlar Die Stadt. Ancak in olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Datif oluyordu. Dolayısıyla şehirde derken ne olacak bu? In der Stadt değil mi? Wo sorusunun karşılığıydı. Bunu ayrıntılı bir şekilde datiflerde görmüştük. Bunu bilmeyen arkadaşlar ya da izlememiş, sıkıntı yaşayan arkadaşlar ilgili dersi izlerlerse iyi ederler arkadaşlar. Die Menschen in der Stadt sind humorvoll. Demek ki şehirdeki insanlar esprili derken demek ki ne diyormuşuz? Die Menschen in der Stadt sind humorvoll. B kişisi de buna karşı çıkıyor. Diyor ki hayır, nein, ich denke, denken neydi? Düşünmek demekti. Ich denke, die Menschen in der Stadt sind humorlos. Demek ki humorvoll, esprili, humorlos, espriden anlamayan, espriden yoksun anlamına gelen humorlos'u görmüş oluyoruz. Demek ki nein, ich denke, die Menschen in der Stadt sind humorlos ile bunu Almanca'da karşılık bulmuş oluyor. Öyle değil mi? Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Die Menschen in der Stadt sind humorvoll. Die Menschen in der Stadt sind humorvoll. Nein, ich denke, die Menschen in der Stadt sind humorlos. Nein, ich denke, die Menschen in der Stadt sind humorlos. Evet, bir başka örnekle devam edelim arkadaşlar. Die Krankenschwester in dem Krankenhaus sind gefühllos. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Krankenschwester, hemşireler demek arkadaşlar. In dem Krankenhaus, o hastanede demiş oluyorum arkadaşlar. In dem Krankenhaus. Das Krankenhaus, bakın orada in olduğunda in'den dolayı ne olmuş? Deyime dönüşmüş. Bunu datif konusunda görmüştük. Dediğim gibi deminki hatırlatmayı burada da yapmak durumundayım arkadaşlar. Mutlaka o ilgili videoyu, o ilgili dersi izlesin. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar. Demek ki in dem Krankenhaus, o hastanedeki demek. Evet, sind gefühllos, az önce gördük. Neydi gefühllos? Yani hissiyatsız. Yani duygusuz anlamına gelen gefühllos'u görüyoruz. Dolayısıyla die Krankenschwester in dem Krankenhaus sind gefühllos. Demek ki oradaki o hastanedeki hemşireler
duygusuz demiş oluyoruz. B kişisi de buna karşı çıkıyor ve diyor ki Nein, ich denke, nasıl düşünüyormuş? Sie sind gefühlvoll. Evet, buradaki sie'den kasıt die Krankenschwester in dem Krankenhaus'u kastetmiş oluyoruz. Yani onlar ne duygu dolular derken Nein, ich denke, sie sind gefühlvoll demiş oluyoruz. Son örneğimize baktığımızda arkadaşlar Arbeiten in Deutschland ist sinnlos. Evet, arbeiten neydi arkadaşlar? Çalışmak. Evet, Almanya'da çalışmak mantıksız diyen bir kişi, A kişisi bu. Sinnlos neydi? Mantıksız, manasız anlamına geliyordu. B kişisi buna karşı çıkıyor ve diyor ki Nein, ich denke, düşünüyorum. Arbeiten in Deutschland ist sinnvoll. Evet. Ne diyor? Arbeiten, çalışmak. Bakın bu isim olduğu için nasıl yazılıyor? Büyük yazılmış oluyor. Almanya'da çalışmak mantıklı, manalı derken Nein, ich denke, arbeiten in Deutschland ist sinnvoll demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Die Krankenschwester in dem Krankenhaus sind gefühllos. Die Krankenschwester in dem Krankenhaus sind gefühllos. Nein, ich denke, sie sind gefühlvoll. Nein, ich denke, sie sind gefühlvoll. Arbeiten in Deutschland ist sinnlos. Arbeiten in Deutschland ist sinnlos. Nein, ich denke, arbeiten in Deutschland ist sinnvoll. Nein, ich denke, arbeiten in Deutschland ist sinnvoll. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde adjektif ve mitlos konusunu ayrıntılı olmasa da bir giriş yapmış olduk. Ama bu demek değil ki sıfatlar burada kalacaktır. Sonraki derslerimizde mutlaka bunları görüyor olacağız arkadaşlar. Bunun devamını mutlaka getirmemiz lazım. Bunun için iyisi mi kanalımıza abone olalım, paylaşalım ve mutlaka yorum bırakalım arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.